Merhaba sevgili izleyicilerim. Manisa TV ekranlarına hoş geldiniz. Çaylar kahveler hazırsa Nuray Çevirmeci ile Hayat Güzel başlıyor. Sevgili izleyicilerim, hayatı güzelleştiren ve bizi mutlu eden şeylerden bir tanesi de atıştırmalıklar. Hepimiz atıştırmalıkları çok seviyoruz. Bu bölümümüzde sizlere hem lezzetli hem düşük kalorili sağlıklı atıştırmalık tariflerimiz var. Bunun için de sevgili Yonca Hanım'ın konuğuyuz. Merhabalar Yonca Hanım. Merhabalar Nuray Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? İyiyim ben de. Ben bugün merakla bekliyorum sizin tariflerinizi. Çünkü çok... hepimiz çok seviyoruz atıştırmalıkları. Önce kısaca bir kendinizden bahsedin. İsterseniz sizi tanısın izleyicilerimiz. Tamam. Ben Yonca Öztaş. 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunuyum. Heykel bölümü mezunuyum aslında. 2007'de evlenip Manisa'ya geldim. O günden beri de Manisa'da yaşamaktayım. İki tane çocuğum var. Şu anda son 3 yıldır da sağlıklı atıştırmalıklarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Kurutulan ürünler yapıyorum. Ne kadar güzel. Ben çok mutlu oluyorum böyle. Kadınların başarısı, girişimci olması ve üretmesi çok önemli. Çünkü örnek oluyorsunuz gerçekten. Yani bir kadın isterse her şeyi yapar, o çok doğru. Annesin. Evet. Şimdi iş kadınısın ve sağlıklı atıştırmalıklar. Peki sağlıklı atıştırmalıklar nereden aklınıza geldi? Çocuklar büyürken, çok yakınımızdayken aslında çok bir ihtiyaç yoktu. Fakat okul dönemi başlayınca dışarıda alışkanlıkları değişmeye başladı. Çok paketli ambalajlı ürünlere çok ilgi duymaya başladılar ve çok seviyorlar hepimizin çocuğu olduğu gibi. Evet, abur cubur grubunu çok seviyorlar. Onlar için ne yapabilirim, nasıl seçenekler sunabilirim diye bir serüven başladı aslında benim için. Sonuçta çok keyifli, sağlıklı, hafif, sebze grubu, meyve grubu olan birçok ürün çıktı ortaya. Bunlar da çocuklar tarafından ilgi gördü. Hatta yetişkinler tarafından da ilgi gördü. Evet. Ben o yüzden diyorum, merakla bekliyorum diye. Hem sebze hem meyvede uyguluyorsunuz aynı sistemi. Nasıl yapılıyor? Şimdi tarife geçeceğiz ama ondan önce kurutma işlemi falan nasıl oluyor? Aslında teknolojinin adı freeze dry teknolojisi. Dondurularak kurutulmuş ürünler yapıyoruz tam olarak. Yani freeze dry'ın adı o. Teknolojinin sistem, teknolojinin adı. Evet, kullandığım teknolojinin adı freeze dry. Dondurulup kurutulan ürünler yapılıyor. Yonca Hanım, hangi alanlarda kullanılır, kullanılıyor? Freeze dry gıda ve medikal alanında kullanılıyor. Peki gıdada nerelerde, hangi ürünler? Gıdada süt ve süt ürünleri, sebzeler, meyve grubu, sıcak soğuk yapmış olduğumuz yemekler, marine edilmiş etler, çiğ şekilde olabilir, pişmiş şekilde olabilir. Çok uzun bir alanı var, çok geniş bir alanı var. Peki şeyi merak ettim. Şimdi sıcak soğuk gıdalar dediniz. Tadında, lezzetinde ya da işte besin değerlerinde bir fark oluşuyor mu kuruttuktan sonra? Ürünün çeşidine göre aslında yani maksimum seviyede besin değeri korunmuş oluyor. Freeze dry teknoloji olarak önce dondurduğu ve sonra içindeki suyu çekip kurutma işlemine geçtiği için hücre yapısı bozulmuyor ürün. Böylece %90'ın üzerinde koruma sağlıyor, besin değerinde koruma sağlıyor ürünlerimiz. Böylece hem katkısız, hem raf ömrü uzun, hem de besin değeri yüksek ürünler yemiş oluyorsunuz. Besin değerlerinin kaybolmaması ve katkı maddesi olmaması sağlığa da çok faydalı gerçekten. Çünkü paketli gıdaların çoğunda katkı maddesi var ve sağlığa çok zararlı bunlar, biliyorsunuz. Tabii ki raf ömrünüzün olması için yapılan işlemler. Burada
mesela sebzeden bahsedersek, evde pişirmiş olduğunuz herhangi bir sebzeyi ya da herhangi bir çorbayı aynı şekilde makineye koyup kuruttuğunuzda sizin elde etmiş olduğunuz ürün, sizin kendinize yapmış olduğunuz o ürünü sonra suyla buluşturduğunuzda ya da meyve grubuysa yediğinizde hızlıca ulaşabildiğiniz hafif, sağlıklı ürünler ve besin değeri de kaybolmuyor. Aynı zamanda hem sizin koyduğunuz gibi çıkarmış oluyorsunuz makineden. Herhangi bir katkı maddesi içermiyor ürünler. Fakat doğru saklama koşulları gerçekleştiğinde oluyor bu. Yani ürünü biz ürettikten sonra havadan, sudan ve sıcaklıktan korumamız gerekiyor. Uygun ambalajlandığında ürünler yaklaşık 2 ile 15 yıl arasında son kullanma tarihleri var. Oldukça uzun ömürlü ürünler. Peki şimdi çorba deyince ben onu merak ettim. Çorbayı nasıl kurutuyoruz? Pişmiş çorbayı mı kurutuyoruz? Evet evet, pişmiş. Mesela mercimek çorbası yaptım. Evet, mercimek çorbası ben hazırlamıştım zaten size. Az sonra tattırırım. Mercimek çorbasını kuruttuğumuzda onu bir fincana alıp ya da bir dağ yürüyüşünde olabilirsiniz, bir motorla seyahat ediyor olabilirsiniz o esnada ya da çocuğunuza, bebeğinize dışarıda yedirecek olabilirsiniz bu çorbayı. Kaynar su, sıcak su hepimizin dışarıda sıklıkla ulaşabildiği bir şey. Onu çorbayı karıştırdığınızda sanki ocaktan almışsınız gibi bir çorba aynı anda hazır oluyor. Ay, hayat kurtarıcı. Gerçekten. Evet. Çünkü geleceğin artık gıdaları. Gerçekten evet. Sevgili izleyicilerim, şu an geleceğin gıdalarını konuşuyoruz Yonca Hanım'la. Doğru. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hayatın her alanında sanırım kullanılabiliyor. Mesela dağcılıkta şimdi dediniz ya, çünkü taşıması da kolay. Aynen, hafif ürünler. Yani mesela 1 kilo kuruttuğunuz ürünü onda biri şeklinde makineden çıkarıyorsunuz. Böylece sizin taşıdığınız yük yaklaşık 100 gram bir yük oluyor. Fakat 1 kilo bir meyve kuruttuğunuzda hem pratik taşıyorsunuz, hem hafif, hem de oldukça lezzetli ürünler elde etmiş oluyorsunuz. Ay, çok sağ olun. Var mı başka söylemek istediğiniz sağlıklı gıdalarla ilgili? Benim bunu yaparken özellikle çocuklar çok alanımdaydı. Yani kendi çocuklarımdan yola çıkarak ve çevreden gördüğüm çocuklara baktığımda onların o ürünleri yemesinden çok üzülüyordum onlar o ürünleri yerlerken. Evet, abur cubur yiyorlar şimdi biz anne olarak değil mi? Cipsler, abur cuburlar maalesef. Evet, seviyorlar da, severek de yiyorlar. Zararlı, çok yanlış beslenmişiz. Hani doğru. Hepimiz, yani biz de çocukluğumuzda maalesef çok yanlış beslenmişiz. Oysa ki işte sağlıklı gıdalar böyle. Evet. Çocuklar bu ürünleri yerine ne yiyebilirler diye ben uzunca bir zaman çok düşündüm. Ve 5 tane sebze grubu oluşturdum bu içerikte. Onların sevebilecekleri, kendi çocuklarımı ve çevre çocukları kullanarak onların hepsine böyle çeşitli marine edilmiş şekillerde soslarla destekleyerek, baharatlarla destekleyerek o 5 sebzenin ürününü hazırladım. Zaten meyve grubunu seviyorlar. Yani o çıtır çıtır olması sebebiyle onlar yerken kesinlikle çok böyle bir kavanoz bile bitirebiliyorlar bir anda. Fakat o sebze grubuna geçtiğimizde onların da sevebilecekleri şekilde hazırladım. Şimdi severek tüketiyorlar. Bunun avantajı ne? Yani normal günlük hayatımızdaki avantajına bakarsak, dağcılıkta, herhangi bir seyahatteyken, yolda hızlı, pratik, hafif, çabucak ulaşılabilir ürünler olması en büyük avantajı. Evet, hayat kurtarıcı ürünler. Evet. Ben sağlıklı atıştırmalıklar dedim ama gerçekten hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren ürünler. Şimdi tariflere geçelim mi? Geçelim. Tamam o zaman. Yonca Hanım, ilk tarifimiz ne? Bugün hızlı ve pratik bir şekilde hep beraber avokadolu, ay çekirdekli, lorlu, parmesanlı bir kurabiye formunda bir ürün yapalım birlikte. Ay çok güzel, tamam. Ne yapıyoruz şimdi avokadoyla? Şimdi birlikte avokadomuzu önce
Malzemeleri tekrar sayalım. Aha. Bir avokado. Yaklaşık 2 kaşık gibi lor. Tatlı lor sanırım. Evet, tatlı lor. Ay çekirdeği. Ve parmesan. Biraz limon ilave edeceğiz. Biraz tuz, biraz karabiber ilave edeceğiz. Bunu hamur şekline getirip. Olur. Avokadoyu çok severim ben de. Hem çok sağlıklı. Evet. Tok tutuyor. Evet. Kilo vermede harika. Evet. Aynı zamanda sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz, kahvaltı esnasında elinizin altında olabilecek ya da ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz bir ürün. Evet, kalorisi çok düşük. Kalorisi çok düşük. Hem de göreceksiniz şimdi birlikte hazırlarken içerisine hiç başka bir şey koymadan uzunca bir süre bize dayanacak bu üründe. Sağlık açısından da çok faydalı. Kaç gün gidiyor yaklaşık mesela? Yani yaklaşık 2 yılla 15 yıl arasında saklama süresi olabiliyor. Uygun şartlarda saklandığında. Tabii. Kuruttuktan sonra tabii ki. Tabii. Ürünleri kuruttuktan makinede sonra. Makinede kuruttuktan sonra. Evet, biz avokadolarımızı kestik minik. Aslında biraz daha yumuşak olsaydı çatalla da ezebilirdik bunları. Püre haline getireceğiz. Evet, püre haline getirebilirdik. Biz mümkün olduğunca küçülttük şimdi. Şimdi içerisine biraz parmesan. İsteğe bağlı koymaya da bilirsiniz. Lor. Bunu birazdan koyalım. Tamam. Şöyle şunu bir ezelim tekrar. Böyle bir hamur haline mi Aynen. gelecek? Kurabiye yapabileceğimiz gibi bir formu olacak. Hatta biraz baharat da koyabiliriz. Şimdi karışırken. Limon. Çok az limon. Şey, damak zevkine göre. Evet. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Biraz tuz. Biraz karabiber. Avokadolu kreker yapıyoruz, değil mi? Kreker. Bu arada diğer ürünler de önümüzde. Onlar da kuru meyveler sanırım. Meyvelerimiz var. Ve sebze grubum var. Yeşil kabak. Havuç, bal kabuğu, pancar ve kereviz. Bu grupta da meyvelerimiz kavun, çilek, incir, şeftali, armut, elmalar var. Gördüğünüz gibi özellikle çilekte ve incirde çok belli oluyor. Yani evet, renkler harika. Aynı zamanda ürünün hücre yapısı da bozulmuyor. Normalde geleneksel yöntemimiz bizim ısıl yöntemle kurutma olduğu için güneşte kurutulan ya da mevcut dehidratörler kullanılarak kurutulan ürünler biraz daha formu değişiyor. Evet, doğru. Kurutma aşamasında. Konuştuk ya, evet. Hem besin değeri kaybolmuyor. Tabii. Hem görselliğinden de hiçbir şey kaybetmemiş. Evet. Renginden bile kaybetmemiş. Tam tersi daha güzelleşmiş görsel olarak. Hatta göstermek istiyorum şöyle çileği. Biz bugün hangi meyveyi kurutacağız? Bizim bugün şeftalimiz, incirimiz ve cennet elması var. Süper. Şimdi avokadolu krekerimizi televizyonun yeni açan izleyicilerimiz için tekrar bir istersen verelim. Tamam. Bir avokado. Evet, çatalla ezdik. İçerisini kestik. Evet, püre haline getirdik. Evet. İçerisine lor, parmesan, ay çekirdeği koyduk ve kurabiye formu verip şöyle birazcık inceleştirerek siz de deneyebilirsiniz. Ben de, evet. Biraz limon koyduk, biraz karabiber ve tuz koyduk. Şey, kurabiye yapar gibi yoğurup şöyle yuvarlak. Evet. Sonraki işlemimiz bu şekilde tepsiye diziyoruz hazırladığımız ürünleri. Gördüğünüz gibi tepsilerimizin boyutu bunlar. Evet. Makineye girebiliyor. Yani hem meyve grubu hem sebze grubu aynı anda bu kurabiye grubu. Bunlar çiğ de tüketilebilecek ürünler olduğu için aynı zamanda.
Hepsi aynı anda girebiliyor. Girebiliyor. Peki şimdi makinede kalma süresi ne kadar? 24 saat ile 36 saat arasında değişiyor kurutma süresi. Bayağı yani neredeyse bir gün. Evet. Yani içine ertesi koymuş olduğumuz kadar. Ürünün su oranına göre makinenin kurutma süresi kısalıp çoğalabiliyor. Ama en minimumda 24 saat ile 36 saat arasında devam ediyor. Ay çok güzel. Biz şimdi bitmişini de göreceğiz değil mi? Evet, bunun bitmişleri makineye de var. Verelim. Dediğim gibi bunu diyet grupta çok rahatlıkla tüketilebilir. Evet, çok sağlıklı. Hiçbir şey yok. Hiçbir katkı maddesi yok. Bu çıkardığımız gibi alıp paketleyeceğiz ve uygun paketleme şartlarına sahipsek ürünümüz çok uzun zaman bizimle hiç bozulmadan kullanabiliyoruz, tüketebiliyoruz. Şimdi biz bunu makineye vereceğiz ama sanırım siz bitmişini de hazırlamışsınız Hazırladım. Bize. Onu da gösterelim mi izleyicilerimize? Ben tadım yapmak istiyorum çünkü. Tamam. Tadını merak ediyorum. Evet, avokadolu krakerimiz. Çok farklı. Ay çok güzel. Şey gibi, mısır patlağı, cipsler. Evet. Hani hafif onu ama nefis bir tat. Afiyet Elinize olsun. Sağlık. Afiyet Elinize olsun. Sağlık. Evet sevgili izleyicilerim, günün ikinci tarifi çiyalı, yulaflı, muzlu kreker Yonca Hanım'dan. Evet, az önce bir tuzlu kreker tarzında bir kreker yaptık, avokadolu. Şimdi de biraz içine bal katıp biraz tatlandırabileceğimiz, hem tatlı isteğimizi evet, azaltacak. Tatlı krizlerine, evet, tatlı krizlerine çare. Bu arada ben şeyi söyleyeyim, hani sen eldiven takıyordun ama evet, sevgili izleyicilerim, biz ellerimizi yıkadık. Yonca Hanım çünkü çok titiz o konuda, gerçekten eldivenini takıyor, dikkat ediyor. Normal ama ben eldiven. Dedim ki evet, ellerimizi yıkayalım çünkü biz artık yani 100. bölümü falan geçtik. El lezzeti diye bir şey var Yonca Hanım. O doğru yani, kesin. O yüzden elimizin lezzeti geçsin yaptıklarımıza. Şimdi muzumuzu gene ezelim. Eziyoruz. Aslında olgun muz daha evet, da iyi daha olur değil mi? Olacak. Hem biraz olgun olduğunda içindeki şeker de biraz daha tatlanmış daha, evet, oluyor. Evet, tatlanmış oluyor. Evet, olgun muzlarınızı atmıyorsunuz kesinlikle bundan sonra. Olgun muz, çocuklar da çok sevmez ya olgun muzları. Çok güzel kurabiye tarifleri de var internette. Evet, evet. Ben de bu çok ara pratik. Bu sağlıklı gıdalarla beslenmeye çalışıyorum. Çünkü hani biraz önce de dedik ya, çok yanlış beslenmişiz diye. Şekersiz ve unsuz beslenmek en sağlıklısı aslında. Böyle doğal gıdalardan, doğal tatlılardan almak lazım. Evet, şimdi süt mü? Sütle biraz mi? Yulafımızı sütle ıslatalım. Biraz yumuşasın. Kabarsın, yumuşasın. Ben de çiyalı puding yapıyorum mesela. Çok güzel oluyor o da. Kendi kabarıyor ya çiya sütün biraz, içinde. Evet, çiyanın özelliği biraz jelleşiyor ve evet, jel kıvamına geliyor. Yumurta yemediği için onlara da çok faydalı. Yani onlar çok evet, kullanıyorlar çiğ evet, jelleşme durumunu. Aslında sizin bu şey ürünler vegan tarzına da çok yakın. Vegan beslenmeye de yakın. Vegan ve glutensiz olarak da üretilebilir ama şu an evet, bunların hiçbirini kullanmadım. Evet. Yulaf glutenli bir yulaf. Yani dedik ya, hayata değer katıyor. Gerçekten her alanda kullanılabilir. Hani çölyak hastalıkları, evet, işte veganlara. Yani bence sektör uzayacak daha, sizin çok açılacak yani. Çok fazla seçenekli işlem var evet grupta. Biz şimdi yulafımızı sütte beklettik. İçine tatlanması için bal biraz koyduk. Biraz bal koyduk. Çiya koyduk. Çiyamızı koyduk. Şimdi televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için tekrar bir malzemeleri sayalım tamam mı Yonca Hanım? Yulafımızı önce birazcık sütte beklettik, yumuşattık. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar çiya koyduk. İstediğimiz miktarda biraz balla tatlandırdık. Bir muzumuzu ezdik. Sizinki olgun olursa biraz daha lezzetli olabilir. Şimdi bunların ikisini birleştireceğiz. Ve yine kurabiye hamuru gibi yoğuracağız. Biraz daha kaşık yardımıyla. Çünkü şey gibi oldu bu, biraz daha mücverimsi.
Hani o tarz değil mi? Biraz daha yumuşak oldu. Evet. Hı-hı. Ama tabii makineye konacağı için freeze dry'da biraz çıtır olacak o zaman. Tam kreker halini alacak. O yüzden biraz ince yapacağım. Mis gibi. Ben muzun kokusunu da çok severim. Çok. Tadını da evet. Ben anonsta da dedim ya, hayatımızı güzelleştiren ve mutluluk veren sağlıklı atıştırmalıklar gerçekten hem sağlıklı hem de lezzetli. İzleyicilerimize de ben Instagram'dan paylaşırken söyleyeceğim. Malzemelerinizi hazır edin, hep birlikte yapalım diye. Bu akşam hep birlikte yapalım bence sağlıklı atıştırmalıkları. Şimdi tepsimize aynı dizelim. Tepsiye mi? Hı, olur. Bunun da yine aynı makinede kalma süresi 24 ile 36 saat arasında olacak. Sonra saklama koşullarını da istersen yine sorayım. Tekrar hatırlatayım. Yani vakumlu kavanozlarda çok uzun süre hiç yumuşamadan kalabiliyor. Kendi tüketebileceğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. Ya da oksijen emici tabletler var. Hazırladıktan sonra paketlerin içerisine onlardan da koyarsanız, böylece içerisindeki nemi de alacağı için ortam nemsiz olacağından çok uzun yıllar saklayabilirsiniz. O zaten paketlenmiş halinde oluyor değil mi o oksijen emici tabletler? Oluyor. Evet. Raf ömrünü uzatıyor. Raf ömrünü. Çünkü içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Tek koşulumuz nem almaması, ıslanmaması. Evet. Doğal gıdaların hepsi böyle yani maalesef.